Arkadaşlarım, tezgahımı boşalttım. Ocağı silmedim bilerek çünkü şerbet kaynatıyorum. Şimdi şekerpare yapalım. Bu arada günaydınlar. Evime hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlarım. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben akşamdan plan yapıyorum. Sabah kalktığımda maalesef o planlar uçup gidiyor. Yani bir türlü yapamıyorum. Bakalım artık. Aslında 2 gün telefonu elime almazsam bütün işlerimi halledebilirim. Şimdi Instagram'a da yazdım aynı cümleyi. Sosyal medya insanın hayatını çalıyor. Zamanın çoğunu çalıyor. Ben kendi adıma konuşayım. Çünkü benim işim sosyal medyayla. Ama inanın yapabileceğim, yani bir gün 2 gün yapabileceğim şeyler bir haftaya buluyor. Daha da geçiyor. Ay neyse arkadaşlar, şöyle sabah sabah size böyle iç sesimi anlatmak istedim, duygularımı esnacıma söyledim. Dedim esna, vallahi böyleyken böyle bacım. Bakın boşalttım her tarafı. Şimdi buraları çamaşır suyuyla halledip güya ben bugün bayağı bir şeyler yapacaktım. Vallahi artık kusuruma da bakmayın kızlar. Yani hiç buraları görmeyin, ev hali. Şekerpare yapıyor. Tülin Hanım'ın doğru söylüyorum herhalde, sabah yorumunu okudum. Ondan önce de yine aynı şekilde şekerpare diyen arkadaşlarım için güzel bir bayram tatlısı. Kolay. Yufka açamayanlar, hani ben baklavayla uğraşmak istemiyorum, basit bir şey olsun diyen arkadaşlar için tatlımızı yapıyoruz. 2,5 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su, birkaç da limon damlattım. 5 dakika kaynayacak. Şimdi zaten kaynıyor. Altını kapatıyorum, soğuyacak. Ben şimdi birazdan altını kapatacağım. Hemen telefonda ayarlayacağım bu kısımları. Böyle temizleyeceğim. Yağ çözüm yok. Dışarı çıkacağım arkadaşlar. Tatlıyı yaptıktan sonra dışarı, akşama da eşimle birlikte güzel bir yemek yapacağız. Gerçi ne kadar yardım eder bana bilmiyorum. Tavukları doğrarsam o bile yeter bana. Başlayalım günümüze. Arkadaşlarım, kendimi göstermedim. Kendimi de göstereyim. Ay vallahi kızlar, sormayın. Dün ben banyoyu falan temizlemiştim. Ondan sonracığıma salonun camlarını da silmiştim. Tabii ben size çekmiyorum. Ondan sonracığım, evet, ev çok pis değil ama benim gönlümdeki, içimdeki ev temizlenmedi. Size böyle iç sesimi, yakarışlarını anlatıyorum size. Vallahi tatlımızı yapalım kızlar. Balkonu da yıkayacağım. Ondan sonra bugün bir dışarı atayım. Dün biliyorsunuz Mustafa'ya pek böyle bir şey bakamadık. Bugün ay inşallah geç bir saate kalmam. Yine geç bir saate kalırsam yine alamam. O kuyruğa giremiyorum arkadaşlar. Beni afakan basıyor. Daralıyorum. Ben kapalı yerlerde, çok kalabalık yerlerde, böyle sıkı sıkış olan yerlerde duramıyorum. Yani bu da benim huyum. Bakalım kaçta dışarı çıkacağız. Ay tipe bak, çay demle. Bu arada benim bu aspiratörüm, bu aparat kısımları eşim Arçelik'e gitti. Fakat iki tanesine mi bir tanesine mi o kadar çok para istediler ki, dedim Mikel artık neyse onu ver yani, çok cins duruyor. O lambaları da ben artık sürekli yağ çözle temizliyorum. Çünkü direkt yağ buhar lambaya gidiyor. Mesela öndeki o aparat koruyordu. Canlarım, telefonumu ayarlayayım. Şöyle bir tezgah temizliği yapalım sizde. Sonra hemen tatlımıza geçelim. Şerbet soğur zaten, tatlı pişene kadar. Ben de buraları ayarlayana kadar günümüze başlarız. Bu arada bir arkadaşın yorumu beni o kadar mutlu etti. O kadar mutlu etti ki Şermin Hanım'a o güzel yorumu için, daha doğrusu hepinizin o güzel yorumları için çok teşekkür ediyorum. Yüzümü gülümsetiyorsunuz. Bana motivasyon kaynağı oluyorsunuz. Sağ olun arkadaşlarım. Vallahi yorumlarınızla beni yalnız bırakmıyorsunuz. Allah razı olsun hepinizden. Sizleri çok seviyorum biliyorsunuz. Hepiniz benim için çok değerlisiniz, çok kıymetlisiniz. Şimdi başlıyorum. Ben yoksa böyle konuşur giderim arkadaşlarım.
Evet, radyomu kapatıyorum ve şekerpare yapmaya başlayalım arkadaşlarım. Şimdi 125 gram tereyağımı yoğurma kabıma koydum. Margarin de kullanabilirsiniz ama tereyağı pahalı. Ben de mesela geçen aldım, geri bıraktım, sonra yine aldım mecbur. Çünkü hamur işlerinde, kurabiyelerde, bu tarz şeylerde aşırı lezzet veriyor. Neyse. Ama siz margarin de kullanabilirsiniz. Şimdi iki tane yumurtanın bir tanesini, sarısını üzerine ayıracağım. Diğerlerini içine kıracağım. Burada 3 yemek kaşığı irmiğim var. Onu katacağım. 1 su bardağından birazcık böyle fazla pudra şekerim var. Ne dedim? Kabartma tuzu, vanilin ve 3 tatlı kaşığı da ceviz içi koyacağım. Belki 4 de yaparım ama 3 koyayım neyse. Şerbetim hazır. Soğuyor zaten. 2-2,5 su bardağı unu çok kontrollü ekleyeceğiz. 1 su bardağını katın, yoğurun, sonra diğer 1 su bardağını katın. Ama sakın hamur çok böyle katı olmasın. Bismillah diyelim. Her şeyi saydım size. Evet. Başlıyor Aysun arkadaşınız. Hadi bismillah. Altını da göstereyim size. Kaç tane çıkmış şimdi? Dur bir dakika. Benim vereceğim ölçüyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 adet çıktı arkadaşlar. Şimdi şu 1-2 dakika dursun. Böyle ilk sıcaklığı gitsin. Hemen şerbetimi döküyorum. Şerbetini de döktüm. Şimdi böyle üstünü kapatmayacağım. Böyle dursun kızlar. Şimdi ben diğer işlerimi de halledeyim. Kızlar dışarı çıktı. Mustafa için de yapmış olduğunuz yorumlar için çok teşekkür ediyorum. Normalde kek hani benden istemez.
neden böyle bir şey istedi bilmiyorum. Genelde o çikolata tarzı şeyleri, muhallebi çikolata çok sever. Ama 1.7 var ya, helal olsun, afiyet olsun diyeyim. Demek ki nasıl canı çekmişse, iftarını açtığı gibi hemen direkt saldırdı. Yufkacın oradan geçersem eğer, bir de yufka alayım. Baklavalık yufka. Gri cam ocak, döküm değil zaten bunlar. Ne kadarmış fiyatı? 2500. Böyle düşünen arkadaşlar için de paylaşayım, hem de bu griler de güzel oluyor arkadaşlar. Siyah çok zahmetli, beyaz lekeyi gösteriyor. Herhalde ikisinin ortası bu gri. Güzel de renk ama. Güzel. Şeyli var mı, elektrikli? Yok. Onlar yok değil mi? Bir de o grinin genişi var ama şu an elimde yok. Ha, dur bir bakayım az. Evet. İki tencereyi rahatlıkla yan yana. Bu daha güzel. Evet, ben mesela koyamıyorum. Çok zorlanıyorum. Bakın kızlar, bunun da fiyatını hemen göstereyim size. 2700 değil mi? Evet. 2700 şöyle. Ki bunu silmesi herhalde daha rahat. Evet, yeni üretim. Kare şöyle. Böyle de paylaşayım dedim. Şöyle girmişken de. Kolay gelsin. Ne kadar kilosu? 110 TL kızlar, bakar mısınız? Resmen sana bunu konuşturmuş, kim yapmış sana? Sıcacık pideler. Şuradan bir simit alayım ben. Bir saniye amca. Simit var mı? Al. Normal? Normal, tereyağsız. Tüh. Kızlar, gömleğimle penyemi aldım. Eve gidince ben size göstereceğim. Şimdi bir takı da bakayım. Dışarıda kurulmuş tezgahlar. Akşamüstü daha fena oluyormuş. İftardan sonra kalabalık. Daha çok yoğun. Şu takıcı, burası. Buraya da girelim de bir bakayım. Bugün yemekler Mikail Şef'ten. Geçen tarif etti. Tavuk yemeğini yapıyoruz. Ben tarif ettim de ben mi yapayım dedim. Yap ya, ne var? Yorgunum ben de Mikail. Sen de beni anlamıyorsun. Ne yaptın ki yorgun? Zaten ben çalışıyorum. Ben yani her anlamda çalışıyorum. Her anlamda sinirlendirme beni. Hayatım, neden korkarak yapıyorsun? Ben öyle, bak, ben tek elle yaparım. Tek elle yapayım mı? Yap. Ver bana.
Ver. Dur dur, hop zaten. Tamam. Böyle yapacağını ufak ufak kesebilirsin. Don tavuk etle daha çabuk doğranıyor. Ay hiç halim yok bugün benim. Hayatım biraz biz yiyeceğiz. Daha minik doğrayabilirsin. Hayatım bunlar küçülüyor ki. Bu ne bu? Ha tamam. Evet. Bunlar pişince küçülüyor. Dün oğlu çalıştı. Bugün babası çalışıyor. Hayır bak şöyle yap bak. Dur dur. Bir gel. Hayır hayır. Yere gidemezsin. Bak. Ufak olarak kesersen seni zorlamaz. Bak bir bıçak darbesini gördün mü? Ya ben de öyle yapacaktım. Sen koca bir parçayı kesmeye çalışıyorsun. O zaman zorlanırsın. Tamam elini vurmuşken kes onları. Yok ya. Gel şöyle. Ya yüzü çözülmüş. Hayatım daha kolay kesiliyor. Ondan sonra şöyle pıt 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 tamam. Tamam yapma. Yap. Buraya gel. Buraya gel doğru şunu. Yap bakayım göreydik nasıl doğranıyor. Ay. Yaptım. Bir salata, bir çay koymak, bir de et tavuk kesmek. Ay ben size ne diyeceğim? Geçen bir kere söyledim de bir şey yoktur diyor. Aşı olduğum kolum arkaya katlarken zorlanıyorum. Ve şu fazla içine de bastıramıyorum böyle. Elimle böyle dokunamıyorum. Canım acıyor. Kızlar bu konuda bilgisi olan var mı? Aşı olan arkadaşlarım. Hani sizin de böyle ağrılarınız var mı? Kolumu arkaya katlarken böyle daha zorlanıyorum. Niye gülüyorsun bir kere? Soğuk almışsınız soğuk. Sen bana niye inanmıyorsun? Ya sen de öyle diyorsun ya. Soğuk almışsındır. Soğuk almışsındır hayatım. Hayatım soğuk almakla ne alakası var? Aşıdan dolayı oldu. Aşı yeri burası. Aşının üzerinden kaç ay geçti ama ya? Ha? Aşının üzerinden 6 ay geçti. Ne bileyim ben. 2 aydır orası ağrıyor. Bunun hepsini yapacak mıyız? Aha yapalım. Çok olmaz mı? Evet çok. Hadi bakalım. Sıvı yağlı soteledim, tuzunu kattım. Burada domatesli, biberi, soğan doğradım. Baharat da tavuk baharatı, kırmızı toz, biber, pul biber, kimyon, karabiber, kekik katabilirsiniz. Ben katmıyorum. Bunları da katacağım. İlk önce sebzeleri, sonra en son baharatını şöyle karıştırırım. Dursun. Patates püresi de neredeyse herhalde pişti sayılır. Şöyle bir çatalla bakayım. Patatesleri sıcakken bir yemek kaşığı tereyağı biraz dolu koydum. Ondan sonracıma süt ilave ettim. Vallahi sütü göz kararı ilave ettim kızlar. Siz şöyle bir çay bardağına yakın koyabilirsiniz. Ama yavaş yavaş katın sütü. Ve tamam şimdi tuzlu dökeceğim bunu. Azıcık da karabiber. Şimdi yapmaya başlayalım. Şu ben 3 tanesini yaptım. Instagram'a. Azıcık altlarını yağladım güveçleri. Şimdi patatesi alta yerleştiriyorum. Ortasına hazırlamış olduğum tavuk. Ay var ya böyle buram buram baharat kokuyor. Şimdi üzerine tekrardan patates püresi. En sonda kaşar peyniri rendeleyeceğim. Bir köşede dursun. Fırının üst kısmında pişireceğim. Kaşar peynirler eridiği zaman hemen çıkartacağım. Yani üst ızgara kısmını açın. Veya en üst tarafına koyun. Hani sufra yapıyoruz ya. Şimdi diğerini de hazırlayayım. Aynen bu şekilde hazırladım kızlar. Ekmek almayı unutmuşuz. Şimdi Mikael koşa koşa bakkala gitti. Ben de hemen masaya çorbaları dökeyim. Şöyle bir göstermek istiyorum. İçini de eşimin dediği yemeği de yaptım arkadaşlar. Vallahi o gün dediği yapamamıştım. Birazcık da o gün günümde değildim. Şu kısmı da göstereyim.
Şimdi bize afiyet olsun. Davulcu da şimdi para topluyor. Sizlere hepinize hayırlı iftarlar. Tuttuğunuz oruçları Rabbim kabul eylesin. Evet, şimdi masaya götüreyim ben. Sesleri de güzel değil mi? İftardan sonra erkek kardeşimle konuştum, kız kardeşimle konuştum, gelinimle konuştum, arkadaşlarımla konuştum. Vallahi masayı daha yeni toparladım. Saat de 9'a geldi ve ben daha masamı yeni toparladım. Makineye yerleştirdim. Kahvelerimizi de yaptım. Eşim dedi yanına bir tatlı Aysun. Ona da iki tane tatlı koydum arkadaşlar. Ben yemeyeceğim. Böyle beni bilmiyorum. Şöyle bir çok az bir tadına baktım. Lezzeti harika olmuş. Zaten garanti tariflerden bir tanesi. Hiçbir zaman da denediğinizde pişman olmayacağınız bir tatlı. İnşallah. Hani böyle diyorum ama şimdi böyle kahveler hazır. Yanına bir de ben kendimi bilmiyorum nedense tatlı canım çekmiyor. İyi ki çekmiyor. Şöyle büyük bir bardağa su doldurayım. Hikaye şu bardağa su doldursana. Hadi gel kahvelerimizi içelim Sümcüm. Ay Gülsümcüm. Selamlar yolluyorum. Seni arka sokaklarda görmek isteriz. Ben zaten hep arka sokaklardayım. Masanın arkasını bilmiyorum. Görmüyorsunuzdur inşallah. Sushi çok kısmı görmeyin. Kendimi saldım zaten bu aralar. Eşim de kahvelerini götürdü. Ben de hazır mutfaktayken kapanışımı da yapayım. Ay kapanış yapamayacağım ben çünkü bugün aldıklarımı göstermedi. Bir saniye getiriyordu. Aldıklarımı üstümde göstermek isterdim ama eve kendimi nasıl attım bilmiyorum. Yemek hazırlığı, iftar telaşı, telefonla konuşma, o bu derken ben şimdi size şöyle bir göstereyim. Butikten aldım. Butikteki kıyafetleri çok beğeniyorum. Yani butik kıyafetlerini öyle diyeyim. Hani mağazalarda da güzel ama sanki butiklerde çeşitler daha fazla oluyor. Benim aldığım yer Kabuk. İnegöl'de oturanlar Kabuk mağazasını bilir. Şöyle kısa kollu. Ay nasıl göstereceğim? Üstümde giyerim. Bakın şu önü kısa, arkası uzun. Arkası bayağı uzun giydim. Hani böyle basenleri falan böyle güzel kapatıyor. Bir de duruşu da çok güzel. Benim bunda bilmiyorum, mutlaka beni sık takip edenleriniz var aranızda vardır diyorum. Bunun aynı kumaşından benim elbisem var. Siyah bir elbise giyerim. Hani arkası uzun, önü azıcık kısa. Aynı onun kumaşı. Şu arkası P7, şöyle bir kumaşı var. Yani tire tire. Tam böyle yazlık. Şunu şöyle omuzuma atayım. Ve diğer ise, ay arkayı valla ne olur hiç görmeyin. Aha. Ben eski Aysun değilim de işte. Bu videolar beni mahvetti. Ama seviyorum. Bir de böyle pembiş bir gömlek aldım kızlar. Üstüme giydim. Güzel de durdu. Arkası uzun. Önü de böyle çok hafif kısa. İçine bunun askılı krem, bej, böyle hani o tarz tonlarda atlet giyinip önünde açıp tiril tiril de dolaşabilirim. Bir gömlek aldım. Güzel de oldu. Takı da baktım. Fakat yorulmuştum. Beynim artık hani ne beğeneceğimi de bilmiyorum. Beynim yorgunken ben bir şey beğenemem. Rahat olmam lazım. Bunu 190'a aldım. Bunu da 100 TL'ye aldım. Eşim dedi ki ben de sana para vereyim dedi. Ben de ver dedim. Şimdi verdiklerimi Mikael'den geri alacağım arkadaşlar. Veya dedim şey dedim ya vermesen de olur. Sen dedim bana güzel dedim şöyle bir kot al dedim. Mahalleye gidelim veya Collins'e. Oradan güzel de bir kot al dedim. Bayramlıklarımı güle güle giyineyim. Allah'ım sizi her zaman en güzellerini nasip etsin. Ay şu kapanışa bakar mısınız? Vallahi şu YouTube'da acaba en doğal kadın ben miyim? Olduğum gibiyim yemin ederim. Şu tipe bak dur. Birazcık kendime şöyle çeki düzen vereyim. Vallahi sonra milletin diline düşeceğim. Sizleri çok seviyorum. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Oğlum için o yaptığınız o güzel yorumlar için var ya hepinizi yanaklarınızdan öpüyorum. Büyüklerimin de ellerinden öpüyorum. Allah razı olsun. Hepinizden sağlıcakla kalın. Lütfen arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız yorumlarınız çok önemli. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlarım. Kanalıma abone olmadan izleyen izleyiciler bugün Sevgi Hanım'ı gördüm. Bana şey diyor ki eminim bu videoda seyredecek. Kendisi öğretmen. Hatta geçen gün de buluşmuştuk.
Ben de her videonu izliyorum ama abone değilim sana. Ama gülüyoruz yani birbirimize de. Dedim teşekkür ederim ya. Açık sözlü bir hanımefendi. Kendisine de buradan selamlarımı yolluyorum. Çok tatlı. Kendisi de eğitmen, öğretmen. Buradan tekrardan Sevgi Hanım'a selamlar. Belgin de bana mutfağın balkonunu çekti, yolladı WhatsApp'tan deminden. Balkonuna hayran kaldım. Çok zevkli bir kadın. Kendisini de zaten yüz olarak da sima olarak da gördüm. Maşallah diyeyim. Çok güzel bir aile. Turuncular patlatır balkonunu. Şimdi kırlenta alacakmış. Ben de LC10'da geçen gün göstermiştim. Al bacım, yakışır o balkona. O kadar güzel. Az ve öz döşemiş ki bayıldım. İnşallah orada bir gün keyif kahvelerimiz olur arkadaşım. İşte YouTube'da böyle bir şey. Çok güzel arkadaşlıklar ediniyoruz, dostluklar ediniyoruz. Şükürler olsun Allah'ıma. Şu zamana kadar hep böyle iyilerle karşılaştım. Allah da hep iyilerle karşılaştırsın hepimizi, cümlemizi. Sizleri seviyorum. Ay kaç kere dedim seviyorum ama seviyorum, ne yapayım. Yarın görüşürüz. Öpüyorum sizi, kucak dolusu. Selam ve sevgiler olsun.